Parmakla yaz günleri devam ediyor. Bir kez daha hayırlı cumalar diyoruz. Az sonra Sait Hatipoğlu bize güzel bir cuma duası yapacak. Onun için ekran başında olun. Ekranlarınızın başından ayrılmayın diyorum. Şimdi bir önemli konuğum daha var. Ömer Çık'ın Kiev Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Bu üniversite İcatlar Üniversitesi'ymiş. Tercihler de başladı değil mi? Burayı tercih etmek isteyenler de olabilir. Ömer Çık'ın beyefendiyi alkışlarınızla davet ediyoruz. Bakalım burası nasıl bir üniversite. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun Ömer Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi elime aldım baktım böyle Kiev Politeknik Üniversitesi deyince ha dedim yani bu herhalde dedim Ukrayna Kiev olması lazım. Başka bir açılımı olabilir mi diye düşündüm. Üniversitemiz Ukrayna'da evet. Ve devlet üniversitesi değil mi? Ukrayna'nın evet başkentinde hem büyük üniversite, devlet üniversitesi, bir teknik üniversite, bir araştırma enstitüsü. Buradan mezun olan öğrenciler dünya çapında ün yapmış öğrenciler. Artık onlar öğrenci demeyelim, onlar artık akademisyenler, isimlerini tarihe yazdırmış akademisyenler. Profesör Skorsky. Bilginler çıkıyor. Evet, bilginler İcatlar çıkıyor. Üniversitesi olduğuna göre. Evet. Değil mi? Yani bir Graham Bell gibi, bir Edison gibi belki çok başka bir şey bulanlar da olabilir ileride. Periyodik cetvelin mucidi. Öyle Mendeleev mi? Bizim üniversitemizden. Evet. Skorsky, Skorsky helikopterleri bizim kurucularımız arasında. Öyle mi? Evet. O müthiş, müthiş. Açılır evet. Kapanır mekanik köprüler. İlk demir kesme teorisi. Bunlar hep bizim üniversitemizden çıkmış ve dünyada bütün insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılan icatlarımız arasında. Sait, böyle bir üniversitede okumak ister miydin? Belki ideallerim farklı olsaydı okumak isterdim. Ne icat etmek isterdin? Öyle bir şey düşündün mü küçükken? Böyle hani biz radyo falan yaptırırlardı bize mesela okulda. Böyle bir şeyler yapardık. Böyle UFO'larla falan çok el işleri yapardık böyle. Ama güzel de yapıyordum yani. Ama sen babanın çiçekler izinde. Yapıyorduk. Çiçekler böyle küçük çiçekler yapardık. Böyle takma şeyler. Evet. El işlerimiz iyiydi. Statama o taraflar hiç gitmedi. Aynı zamanda öğrenci Sait. Öğrenci, üniversite öğrencisi. Şimdi de hayırlısıyla. İyi bakalım. Hayırlısı olsun. Allah İnşallah Allah olsun. Doktor olduğunuz, profesör abim olduğunuz doktor günleri zaten. Göreceğiz. Mustafa evet, abim, büyük evet, abim doktor evet. Zaten. Sen de yüksek lisans yapmak istiyorsun değil mi babanın izinde? İnşallah. Okul bitireyim bir inşallah. İnşallah. Hadi sizlerin bakalım. O zaman yüksek lisansa bekliyoruz Sait Bey. O olur inşallah. Kiev'de mi yapacak? Seni alırım giderim abla beraber. Beni inşallah. De alıp götüreceğim. Tamam, beraber ablasız olmaz değil mi? Kim dolma yapacak sonra Sait? Yoksa olmaz biliyorsun. Dolma sahaya çekilmez. Evlendirir göndeririz seni. İnşallah. Peki Türkiye ile nasıl bir işbirliği içindesiniz Ömer Bey? Yani şu anda ekranları başında bu üniversiteyi tercih etmek isteyenler olabilir, düşünenler olabilir, tercihler başladı. Şimdi şöyle söyleyelim, bizim üniversitemiz 2002'den bu yana Türk öğrencileri YÖK kılavuzuyla kabul etmiş bir üniversitemiz. Evet. Bu sene daha farklı bir uygulama yapıyoruz. Ben 1 Kasım 2012 itibariyle Türkiye temsilcisi olarak çalışmaya başladım. Türkiye'de bir ofisimiz var. Burada bütün öğrencilerimize rehberlik hizmeti sunuyoruz. Tercih etmek isteyen öğrencilerimize buradan yardım olarak bütün işlemlerini burada hallederek öğrencilerimize rahatlık ve kolaylık sağlıyoruz. Bu tabii ki çok önemli bir şey. Çünkü yurt dışına çıkarken bilmediğiniz bir ülke, bilmediğiniz bir dil, ideallerle gidiyorsunuz. Bir şey doğru başlamazsa devamı da doğru gelmeyebilir diye hep insanların kafasına böyle ön yargılar var. Biz her şeyin doğru başlaması için bütün sistemi dört dörtlük kurduk. Hangi bölümler var? Üniversitemiz teknik üniversite, uçak mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik, elektronik, bilgisayar, atom mühendisliği bu bölümlerimizde kontenjanlarımız mevcut. Yine üniversitemizin sözel bölümleri de var. Üniversitemizde sosyoloji, uluslararası ekonomi, uluslararası işletme ve bu fakültelerimize de öğrencilerimiz eğitim alabiliyorlar. Eğitim alabiliyorlar. Tabii birçok fakültemiz var fakat biz Türkiye'den en çok bu yoğunlukta öğrenci alıyoruz. Mesela fizik, matematik bölümümüz var. Dünya derecesi olan 2006'da dünya birinciliğimiz var. Bu kaç öğrenci mesela alabiliyorsunuz? Biz bu sene Türkiye'den ya toplam 400 kontenjanımız var. 400'ün üzerinde öğrenci alamıyoruz. Biz tabii ki şu anda çok ciddi bir yoğunlukla karşı karşıyayız. Çünkü bize giriş şartları biraz daha rahatça. Biz YGS 180'i geçen öğrencileri alanında ilk sınavdan 180 puanı evet, geçen 180 öğrenciler tercih ediyorlar. Olabiliyor. Bizim internet sitemizde girip ön kayıt formunu dolduruyorlar. Biz onları ondan sonra bir elemeye alıyoruz. Mülakata alıyoruz. Diploma notlarına bakıyoruz. Ondan sonra da öğrencilerimizin yerleştirmesini evet. Yapıldığını bilgisini verip evrak prosedürünü başlatıyoruz. Başlatıyoruz. Televizyonu yeni açmış olanlar olabilir. Üniversitemiz Ukrayna'da, Kiev'de, evet. Kiev başkentte. Başkentte. Ve İcatlar Üniversitesi. İcatlar Üniversitesi. Değil mi? İcatlar Üniversitesi. Bir şey daha eklemek istiyorum. Dünyanın 510. başarılı
Üniversitesi. Öyle mi? Evet, dünyanın 510. 115 yıllık bir tarihi var ve 112 ülke bizim diplomamızı tanıyor. Şimdi onu soracaktım. Evet. Hangi ülkelerde diplomanız geçerli diyecektim. 112 ülke. 112 ülke diplomamızı tanıyor. Bir hayli yaygın. Ben de tam onu soracaktım. Peki sağlık alanında çalışmalar var mı? Biz sağlık alanında da yeni çalışmalar başlattık. Yaklaşık bir 7 yıldır biyomedikal mühendisliği üzerine ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu alanda her gün teknolojiyi takip ederek daha üst düzey gelişmelerle projeleri yeniliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, araştırma enstitüsü olduğu için neye ihtiyaç duyuyorsa doktorlar bize proje olarak sunuyorlar. Biz onlara göre gerekli birimleri koordine haline getirerek çalışmalarını yaptırabiliyoruz. Evet. Peki şimdi merak edecek öğrenciler diyecek ki iyi gidiyoruz da Kiev acaba nasıl bir ülke? Kiev başkent nasıl bir yer? Yani Ukrayna nasıl bir ülke? Soğuk bildiğim kadarıyla benim bildiğim o bir de güzel kızlarıyla meşhur bir yer olduğunu biliyorum. Bir de soğuk olduğunu biliyorum. Değil mi? Kiev sadece Kasım ayıyla Ocak ayı arasında bir soğukluğu var. Ondan sonra yavaş yavaş azalıyor soğuklar. Normalde Nisan yani bahar aylarını aynı Türkiye'deki gibi İstanbul'daki gibi yaşıyoruz. Kiev bir kültür başkenti ve öğrenci başkenti. Çok fazla üniversite var. Öyle mi? Evet, çok fazla üniversite var ve ciddi bir altyapısı var Kiev'in. Metrosu, ulaşımı çok düzgün. Öğrenciler Kiev'i tercih etmelerinin sebebi çok fazla bilim adamını Sovyetler Birliği'nden gelen bir köklü eğitim sisteminin de olmasından dolayı tercih ediliyor ve çok fazla öğrenci var. Bir kültürü başkenti, birçok ülkeden öğrenciler var. Kaynaşıyorlar, yani bir ortak projeler geliştiriyorlar. Bizim spor kulüplerimiz var, sosyal kulüplerimiz var. Bunlarla beraber işbirliği yapabiliyorlar. Biz çok ciddi organizasyonlar yaptık 2004'ten sonra. Özellikle ben o zaman Öğrenci Derneği Başkanıydım. Evet. Bayağı güzel tanıtımlar yaptık. Çok güzel işbirlikleri geliştirdik ülkemizle Türkiye arasında. Ve şu anda Türkiye ile 2013 itibariyle iki yeni işbirliği daha geliştirdik. Ekranlarda şu anda sizin üniversitenizden görüntüler var. İki işbirliği daha geliştirdik üniversitemizde. Birisi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ile rektör beyefendi gelmişti, üniversitemizi ziyaret etmişti. Havacılık alanında bir işbirliği anlaşması imzaladık. Yine Mayıs ayı içerisinde Konya Selçuk Üniversitesi ile Mevlana Koordinasyonu ile bir anlaşma imzaladık. 2003'ten bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 3 ayrı alanda anlaşmamız var. Şu anda 4.sünün arifesindeyiz. Yani talep var. Ukrayna çok yakın. 1,5 saat. Evet, çok yakın. Vize ve istemiyor. Çok tercih edilen bir ülke. Gördün mü Ukrayna'yı? Hiç gitmedim. Gitmedin. Yurt dışına hiç çıktın mı? Çıktım. Yani şey hariç tabii. Eylül ayından itibaren inşallah Avrupa için konferanslarım için gideceğim. Ha, şimdi onun için söylüyorum zaten. Medine'ye Mekke'ye gitmiştim sadece. Onu biliyorum. Onun dışında dedim zaten. Daha giderim, nasip olmadı. Kabe dışında, öyle mi? Ama bu programlardan sonra böyle değil mi etkinlikler var? İnşallah olacak hayırlısıyla. Olacak. Konferanslarım için gidelim. Konferanslar oraya başlayacak. Hadi i̇nşallah bakalım. Dinleyeceğiz. Avrupa da dinleyecek buradan i̇nşallah, değil mi? Anons edelim, söyleyelim. İnşallah. Evet. Peki yurt dışında hani orada kalacak yer sorunu vardır, böyle hani yurtlar falan, o tip çalışmalarınız var mı? Sıkıntılar oluyor mu gençlerle? Evet, yurtlarla biraz şimdi devlet üniversitesi olduğu için herkes için şartlar eşit. Evet. Tabii farklı ülkelerden gelen insanların standartları farklı. Evet. Biz bu alanda bir çalışma yaptık. Çok özel bir çalışma bu. Bu seneye özel bir çalışma. Gelecek öğrencilerimizi bir katı Türk öğrencilere tahsis ettik ve baştan aşağı Türk standartlarında şu an tadilatlarını yaptık. Türk yemekleri var mı? Türk yemekleri var. Bak şimdi Sait gelecek ama dolma var mı? Dolma yoksa mesela gelmiyor. Ama ben de gelmiyorum. Doğu türü dolma olması lazım. Ha? Doğu türü olması lazım. Etli olacak, sumaklı olacak, acı olacak. Böyle dolmalar yiyeceğiz. Var mı? Zeytinyağı olacak yani. Var var tabii ki. Var mı? Türk yoksa bak var. Beni de götürüyor abla, seni de gelmen kaburga lazım. Kaburga dolması da olur, mumbar da olur abla. Nasıl? Kaburga dolması da olur, mumbar da olur. Mumbar da olur. Perde pilav da olur. Güzel diyorlar değil mi onlar da? Perde pilavı, Siirt'in değil mi? Zaten oruçluyuz zaten. Bunları konuşmak iyi oluyor. Vallahi sen hemen başladın. Evet evet, mutfağımıza bugün ya çok özür diliyorum Mustafa'cığım, bugün kadayıf dolmasına zamanımız kalmadı, bir hayli yoğunduk, bir de cuma olması sebebiyle güzel bir cuma duası yapalım dedik, hakkını helal et, ama pazartesi günü inşallah kadayıf dolmasını yapalım, olur mu? İnşallah. İnşallah. İnşallah, inşallah. Yalnız, diyoruz. Sürekli mesaj geliyor hocam, sarma yapmasını bilen çok varmış. Vallahi o mesajlar bana da çok geldi. Şefnem abla, ben de dolma yapıyorum, beni gör. Artık Sait'le evlenmek isteyenler bana başvuruyor.